bir günde, bir gecede 251 kişinin öldürüldüğünü, 2000'den fazla kişinin de yaralandığını, şehit ve gazi mertebesine yükseldiklerini, bunları rakamlarla söylemek kolay. Ama hakikaten çok büyük bir acı çektik. Bunları size sadece o gecenin olayları olarak değil, bu Fethullahçı terör örgütünün gerek Türkiye'de gerek dünyada nasıl ortaya çıktığını, nasıl geliştiğini, nereye gitmek istediğini, kimler tarafından destek gördüğünü bütün ayrıntılarıyla anlatacağız. Terör örgütleri ya da Fethullahçı terör örgütünün aslında bir yapılanma olarak baktığınızda bir kült yapılanması artık günümüzün gerçekleri arasında yer alıyor. Terör örgütleri sadece silahla, bombayla, bildiğimiz o sert terörizmle sadece mücadelelerini sürdürmüyorlar. Bunlar bugün bazen kalemle, bazen eğitimle, bazen de bulundukları ülkelerde etki yaratmak ve insanları etki altına almakla da terör düşüncelerini ve kendi düşüncelerini ortaya koyabiliyorlar. 3 sene önce Türkiye'de yaşanmış olaylar bizi niye ilgilendirsin diyenler var. O Türkiye'nin iç çekişmesidir. O Türkiye'de yaşanan olaylardır diyenler var. Biz size şunu açıklıkla söylemek istiyoruz. Bu darbe girişimi belli bir sürecin sonucu değil. Bu süreç bitmedi. Bütün dünyada eğitim kurumlarıyla, bütün dünyada ticari faaliyetleriyle, bütün dünyada yarattıkları etki alanlarıyla bu terör örgütü, bu kült faaliyetlerine devam ediyor. Dolayısıyla 3 sene önce bu girişim olmuş, bitmiş, tamam işte Türkiye'de değişmiş, hapse atılmışlar, yakalanmışlar. Hayır. Bitmedi, devam ediyor ve maalesef hala destek görüyorlar. Değerli basın mensupları, biz burada Kırgızistan'da 2 gün önce 13 Temmuz günü Alato Sineması'nda TRT World tarafından çekilen The Network adlı belgeseli gösterime soktuk. Bu belgeselin bir tekrarı bugün Manas Üniversitesi'nde tekrarlanacak. Bunu hakikaten izlemenizi rica ediyoruz. Önemli olan şey şu. Bir konuyu halının altına, bir pisliği halının altına itmekle etrafı temizlemiyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkede, bunların var olduğu hiçbir ülkede bu pisliği görmezden gelmek sonuç değil. Belki tanklarla karşınıza çıkarlar. Belki devleti tamamıyla ele geçirdikten sonra tanka ihtiyaç olmaz. Herkes ondan sonra koyun gibi yaşar. Onların güdümünde. Bu mesajı biz dünyanın her yerinde vermek istiyoruz ve veriyoruz. Bu mesajdan hoşlanmayanlar var. Bu mesajı niye bizde veriyorsunuz diyenler var. Sizler inşallah anlatırsınız. Dinlemek istemeyenlere. His religious undertone gained him a strong and loyal following, allowing him to inch towards his own agenda, which eventually got exposed. His former ally of 40 years revealed Gülen's goal, which he states started in the 70s. Aynı şablonu başka ülkeler için düşünün. Benzer yapılar var mı dünyada? Bu örgütün var olduğu her ülkede benzer bir yapı var.